Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Bugün sizlere bir rehber videosu hazırlıyorum. Ne rehberi? Modlu Minecraft sezon 5'te kullandığım mod paketi Faruk 2 nasıl yüklenir rehberi arkadaşlar. Hemen hızlıca geçeyim. Çünkü çok fazla soru var. Abi yükleyemiyorum. Abi 7'nin ikincisine geldiğinde çöküyor falan diyorlar, konuşamadım. İşte crash veriyor, RAM yetmiyor vesaire vesaire diyenler çok oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de bir önce bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, Faruk 2 nasıl yüklenir? Hızlıca anlatıyorum. İlk olarak arkadaşlar, benim herhangi bir Faruk 2 videoma giriyorsunuz. Birazcık sayfaya aşağı indiriyorsunuz. Şurada like tuşu var. Ona basıyorsunuz. Sonra şuraya "Abi çok yakışıklısın" deyip yorum atıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şuradan Facebook'ta, Twitter'da, Google Plus'ta, Blogger'da, Tumblr'da, VK'da, adını bilmediğim sitede, Reddit'te, Pinterest'te, High5'da, LinkedIn'de, Stumble Upon'da ve Ameba'da paylaşıyorsunuz videoyu arkadaşlar. Gider misin mi? Ondan sonra arkadaşlar buradan gelip favorilerinizi ekliyorsunuz. Nerede? Ekle. Şuradan favorileriniz falan vardır. Onu ekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu kadar. Bunu yapmanız yeter arkadaşlar. Bunu yapmazsanız kesinlikle çalışmaz modpack, onu söyleyeyim. Bunu nasıl şey alacağım ben? Neyse. Ha, buradaymış lan. Dur, like'ımızı geri verelim lütfen. Modpack indir diyoruz arkadaşlar. Bakın sayfanın altında hemen modpack indir kısmı var. Ona basıyorsunuz. Hop, otomatikman indirmeye başlıyor. Tabii ki de ben indirmeyeceğim. İndirdiğimizi varsayıyoruz şimdi arkadaşlar. Nerede benim Faruk 2? İn bakayım sen aşağı. Getir bakayım abi Faruk 2. Hele ne biçim getirmişim ben. Sonra arkadaşlar Faruk 2'yi açıyorsunuz. Fakir olduğumu belli etmesi olmuyor videoda zaten Winrar. Winrar'ın içinde arkadaşlar, hatta şöyle yapalım. Winrar'ı komple buraya çıkartalım. Buraya çıkart yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar, içindeki her şeyi çıkartıyoruz Winrar'ın. Şöyle daha iyi görmeniz için şu tarafa koyayım. İlk olarak yapmamız gereken şey, Minecraft'a bir kere giriyorsunuz arkadaşlar. New Profile diyor musunuz? New Profile deyin. Faruk 2 yazın. Ya da Minecraft 1.7.10 yazın şimdilik. Şu alttan Use versiyon diyor ya. Oradan yavrucuğum 1.7.10 başka seçemiyor muyum? Ha, 1.7.10 seçiyorsunuz arkadaşlar. 1.7.10. Şunu da unutun. Şurada bir şey yok. Minecraft 1.7.10 yazıyoruz ve 1.7.10'u seçiyoruz. Sonra play deyip arkadaşlar oyuna bir kere giriyoruz. Oyun açıldıktan sonra kapatabilirsiniz tekrar. Oyun açıldıktan sonra arkadaşlar kapatıyoruz. Forge'u açıyoruz. Nerede? Ondan sonra install client diyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Şöyle bir yazı çıkacak sonra. İşte successful install falan diyor. Bunun da şimdi bitti şu an. Sonra arkadaşlar başlatsa yapıyoruz. %app data %100 yazıyoruz. Minecraft'a giriyoruz. Minecraft'a. Ondan sonra şurada gördüğünüz her şeyi arkadaşlar sürükleyip bunun içine atıyorsunuz. Bunu atıp işte birleştir veya değiştir, ne diyorsunuz artık onu diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Buydu. Faruk 2 böyle ekleniyor. Şimdi gelelim hata çözümüne. Eğer 2'nin 7'sinde kalıyorsan ne yapmak lazım? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi onun hata vermesinin sebebi arkadaşlar 2'nin 7'sinde kalmasının bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Burada 1.7.10 yazacak, bir de Forge yazacak. Profillarda Forge'a yazıp girmeniz lazım. Sağ altta işte Minecraft Forge 10, 13, 4, 14, 48 yazacak. Bunu seçip girin profilden. Yoksa açılmaz modlu. İşletim sisteminiz Windows'unuz Türkçe ise arkadaşlar sorun çıkartıyor. Minecraft açılmıyor modlu. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Videonun açıklama kısmında ben şöyle bir şey yazdım. Argüman. Argüman kısmını aktif edip şunu yazıyorsunuz. Bunu yazdığınızda arkadaşlar oyun açılır. Hatta kanıtlayayım. Hatta bak, RAM verme şeylerini silmiyorum. Sadece şu "Düser language and Düser country US" diyor. Sadece onu sildim arkadaşlar, bakın. girmeye çalışıyorum oyuna şimdi. Ben normalde İngilizce işletim sistemi kullanıyorum ama size göstermek için bilgisayarımı Türkçe yaptım. Şu an Türkçe Windows'ta kullanıyorum ben de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu yazıyı yazmadığınızda dosya ayarlarını girmiyor. Bir de dosya yazıp deneyelim bakalım. Kısaca arkadaşlar, benim alta yazdığım şeyi argümanlar kısmına yazdığınızda sorunsuz bir şekilde girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2/7'yi geçtik. Yüklenmeye devam ediyor. Hatta şuradan size bilgisayarın Türkçe olduğunu gösterebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Hemen tam ekran yapıyoruz. 2 kere çift tıklayıp. Gördüğünüz gibi oyunumuz hazır. Hatta şöyle bir şey. Oyunu açtığınız arkadaşlar oyunu bütün ayarları yapılı olarak gelecek. Full otomatikman 80 gelecek. Video settingsleriniz en iyi FPS almanız için şu fancy fast yapabilirsiniz sadece. Ayarlı olarak gelecek. Ekstra olarak isterseniz Optifine de yükleyebilirsiniz kendiniz. Daha az kasmasını isterseniz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde mod paketimiz çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sorun kalmadı. Son olarak size bir şey daha göstereyim. Ben şimdi yapacağım. O sırada size de göstereyim. Başta S yapıyorsunuz arkadaşlar. Aramaya denetim masası yazıyorsunuz. Burada açılıyor. Bu çözüm arkadaşlar kesinlikle bütün oyunlarda hiçbir sorun yaşamamanızı sağlayacak bir çözüm. Burada dil var arkadaşlar. Bakın dil. Dile basıyorsunuz. Dediğim gibi bütün oyunlarda hiçbir sorun yaşamadan Windows'u sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar bu çözüm. Hani hata vermiyorsa bile yapabilirsiniz. Bu yaptıklarınıza rağmen Faruk 2 açılmıyorsa bunu yapabilirsiniz. Ama açılsa bile yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Türkçe Windows kullanmayın. Çünkü çok sorun çıkartıyor. Hatta Windows'ta Türkçe gerektiren hiçbir şey yok. Hani sign out var, şey var. Hani bilgisayarın yerine this PC yazıyor. Hiçbir farkı yok. Bu biraz yavaş bu arada arkadaşlar. Dile bastığınız biraz bekletiyor sizi. Evet arkadaşlar, açıldığında şurada Türkçe yazısını görürsünüz. Şurada İngilizce olmaz tabii ki. Dil ekle diyorsunuz. Açıldığında arkadaşlar böyle bir ekran geliyor size. Birazcık aşağı inip şurada E harfine geliyor musunuz? Gelmiyorsunuz çünkü Türkçe yazıyor her şey. İ'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan İngilizce oluyorsunuz. Ona çift tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu sayfa açıldığında buradan siz English United States, İngilizce ABD'yi seçebilirsiniz ama bende zaten seçili olduğundan göstermek için ben Birleşik Krallığı seçiyorum. Hiçbir farkı yok neredeyse. İkisi aynı şey sayılır. Çift tıklıyorsunuz veya sağ alttan ekle diyebilirsiniz. Sonra yine bekliyorsunuz biraz. Evet arkadaşlar, eklediğinizde buraya girecek ekran. Burada English United States'i alıyorsunuz. Yukarı taşıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar indirdiğiniz yerde seçeneklere basıyorsunuz indirdiğiniz dile. Dil paketini indir ve yükle diye bir seçenek var. Ona basıyorsunuz. Size evet hayır diye bir soru soracak. Evet diyorsunuz. O indirmeye başlayacak. Çok da bir şey değil zaten. Ben indirmiyorum. Siz indirin. İndirdikten sonra arkadaşlar ne olacağını şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, indirdikten sonra bunu yukarı taşımıştık zaten. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bilgisayarımızı kapatıp açıyoruz bir kere ve bilgisayarımız İngilizce oluyor. Bu kadar. Bu kadardı yani. Başka yapmanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşarsanız videonun yorumlarına yazabilirsiniz ama bu kadar şeyden sonra sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım siz de artık Faruk 2'yi oynayabilirsiniz. Bu arada son bir şey daha hatırlatmadan geçmeyeyim. Bazı arkadaşlar demiştim ben en az 3 GB RAM vermeniz lazım Minecraft'ta diye ama bazıları şey yapmış. 3 GB RAM'i var. Gördüğünüz gibi bende 8 GB RAM var şu an. 3 GB RAM'i var ve 3 GB'ını Minecraft'a vermeye çalışmış. Benim verdiğim kodda otomatikman 4 GB RAM veriyor oyuna. Siz şu baştaki 4G'yi 3G veya 2G yaparak oyuna RAM verebilirsiniz. 4 GB RAM'iniz varsa 2 GB vermenizi tavsiye ederim. Eğer açılmazsa 3 verirsiniz. 8 GB RAM'iniz varsa da 4 GB vermenizi tavsiye ederim ama 4 GB'dan az RAM'i olan arkadaşlar oyunu oynarken ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilir. Söyleyeyim. Çünkü artık Minecraft öyle bir duruma geldi. Hele bu kadar da modda oynarken çok fazla RAM istiyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Neyse arkadaşlar, bu kadardı. Umarım tekrar yardımcı olabilmişimdir. Sorunlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.